Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine dışarıdayız, yine sürtüyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gidip Mercedes garajında Mercedes fiyatlarını inceleyeceğiz. Gezeceğiz, tozacağız, canlı yayınlar açacağız. Ya bugün biz her şeyi yapacağız. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley limi limi ley. Mesuhur parkı yok mu buranın ya? Evet gençler, geldik. Bir hayli araç var. Hangisine bakalım, nereden başlayalım, nasıl yapalım? Şu baştan başlayalım ya. Aynen buradan başlayalım bakalım. Araçların hangisinde ne fiyat var, ne kadar fiyat var? Bunları bir görelim. Yalnız gençler söyleyeyim ha, bunlar çok pahalı. Yani buraya için pahalı, Türkiye'de bunlar servet değerinde de. Şöyle bakalım fiyat olanlara. Düşünsenize, şöyle motor kıyafetiyle gelip araba bakıyorsun. Motora satıp araba alacağım. Düt 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 düt, 2021 model. Şuradan fiyatlar burada yazıyor. Hep üstünün solunda. Evet, Mercedes-Benz GLC 220D 4M var da var anasını. Ben bunun ismini söyleyene kadar zaten yıl geçer. 86.762 frankmış. Toplamda içindekiler falan 62.000, ekstraları da falan herhalde. 86.762. Güzel. Böyle bir şey. Bu neymiş? Tatlı bir şey. Buna bakalım. Bu da aynısı. Bu da 79.764. Bunlar hep aynı araçlar sanırım ben. Mercedes'te. Ha, bu GLA bak. O da mı GLA'ydı lan? Buna GLC'di sanırım. Mercedes-Benz GLA 200M4 70.492 frank. Başka ne yazıyor bunun? 1595 PS'miş. Güzel. 4 yıl garantisi var diyor. 120.000 kilometreye kadar. Ekstralar da yazmışlar. İçerisinde koymuşlar yani. Evet, GLC 300E. Bu ne kadarmış? 79.374. Bu nasıl saçma bir fiyat şeklidir ya? 74, 4 liraya da mı alacağını nasıl satayım ya? Ya ekstralar giriyor içerisine, ondan kaynaklı sanırım. Bunda fiyatı yok, şuna bakalım. Ay. Mercedes-Benz A250E. Ne kadarmış? 63.341 lira. 1332 PS. Yok lan, ne 1332 PS lan? 160 PS'miş. Ben deminkini de yanlış okudum o zaman. Smart Mercedes E220D 85.000 frank, 194 PS. Kardeş, video çekeyim alacağından yok. Station wagon sevmiyorum ya. Sen de geçelim, sen nesin? Mercedes CLS 400D M4 coupe, fiyat 124.000 frank. Güzel görünüyor değil mi?
Yani şöyle. Bir de buradan içine bakalım. Baba bunun içinde yatılır ya. Bildiğin ev yerine bunu al, bunun içinde yat kalk yani. Totosuna bakalım bir de. Ben oradayım diyor. Burada da iki tane okasyon var sanırım. 34.500 Mercedes-Benz B220D. Bu neymiş? 33.500 lira. Bu da 180 mi? Güzel arkadaşlar. Biraz daha şöyle ağır abilere gidelim. S450. Bunu alırsan bir tane minibüs parkına ihtiyacım var. Çünkü normal parka bunu sığdıramazsın. Baksana abi ya içine dışına. Evet güzel. 0 kilometre. Gıcır gıcır. Ama fiyat niye yazmaz? Fiyatı niye yazmadınız lan? Hani tam alamıyoruz da en azından bakar bir iç çekerdik yani. Çapımızı anlardık. Mercedes-Benz S350 de 174 bin frank. Baksanız abi ya. Arkası bile, lan arkada bile dokunmatik her şey ya. Adamlar düğmeyi kaldırmışlar. Kapı koluna baksana. Ne kadar güzel. 99.500 Mercedes S500. Mercedes. İçine bakalım değil mi? Hem de kupe. İki kapılı. Ay ay. Allah gibi nesin? Mercedes GLE Coupe 53M 119.800 lira. Ya cipleri de güzel ya. Vallahi seviyorum ben ciplerini. Lamborghini mi lan o? Alan. Arkasında bir tane Ferrari. Zengin bebeleri birlikte takılıyor. 57.800 lira Mercedes GLE 350D. Uff. Güzel bir şey. Biz sadece bakmaya geliyoruz arkadaşlar. Buradan almak. Ha şöyle bir şey. Gerçekten benim param olsa da hani çok zengin olacağım ki hani buna verdiğim para bana çerez parası olacak ki ben vereyim yani 76.500 frank. S560. Yani vermem. Bunu yerine ben ev alırım ya. O paraya Türkiye'de ev alırım ben. Bu neymiş? Mercedes E450 AMG Line 4 Matic. 61.500 lira. Ya station wagon nedir abi ya? Station wagon nedir? Ya buradakiler genelde station wagon çok alırlar. Çünkü hani işlerini görürler. Daha geniş bir bagaj olduğu için. Hani biz daha çok sporta yönelik. Yani şöyle bir şey alırız. Ama ben böyle bir şey almam tabii. Ama alan çok fazla var. Adam M4 alıyor hem de station wagonunu alıyor ya. Ben M4 alıyor. Station wagon alıyor. Yani Lamborghini'nin Ferrari'nin station wagonu olsa inan onları da alırlar yani. Mercedes S350 79.500 lira. Bunlar daha uygun araçlar. E400 53.500 lira. Bakalım ha. Şuradan şeylerine de bakalım ya. Hazır bakmış onlar sıfırdı bunlar. Okasyon. 55.000 kilometrede. Bakalım şey yazıyor mu? Air price yenisi diyor 114.000 frank diyor. Aylık 490 frank taksitle alabiliyorsun. Yani 4.000 lira maaş aldın, yüksek maaşının 8'de 1'ine bu arabayı alabiliyorsun aylık taksit ödeyerek. CLS 500 29.800, 94.000 kilometrede 2012 model, 490 lira taksitle. Bu da yine burada şey yok mu ya arkadaş? AMG GT. Şu başta bir tane vardı zannedersem. Mercedes E200. Avan bilmem neyse işte. 2020 model. 12.000 kilometrede 43.500 frank aylık 490 frank taksitli. Ferrari nerede? Bunun arkasında bir de Ferrari vardı. Bu değil miydi yoksa?
Gençler, bir gün Lamborghini ya da Ferrari alacağım yani. Video çekmek için de olsa kiralayacağım bir günlüğüne. Sen ne güzel bir şeysin, öyle duruyorsun. Dur, geleceğim, burada bekle. Sanki satılık değil gibi. Plaka var mı yok mu bakmadım ama. Sen bekle tatlım, geleceğim. Ha, bunlar başkasının araçları. Aha. Bu da mı başkasının? Ya bunlar öte sahipli araçlar. Bunlar şirket araçları ya. Hani test aracı gibi düşünün. Gidiyorum tatlım. Sen nesin ki böyle? SL serisine benziyor da. Ha bak, SL'ymiş. Abi gemi lan bu. Böyle önüne geçip çarp bana lan çarp, ez geç üstümden derecesine bakıyor, baksana. Yani bizim Seat'ı düşünürsek, bizim Seat zaten bu kadar bir araç. Mercedes SL 63 AMG AMG ne kadar? 2014 model, 37 bin kilometrede. Lan hiç mi kullanmadın sen bu arabayı? 86.500 lira aslında. Fiyat çok uygun be abi ya. Vallahi uygun yani. Hayır, 490 frank taksitle. Bu arabayı alacaksın. İşte Türkiye'ye uzun yana tatile gideceksin. Gerçi ben gitmem. Çünkü gittiğim anda aynasıydı, tekeriydi, farıydı, sinyaliydi. Her şeyini söker çalarlar yeminle. Yani şunun farı nereden baksan Türkiye'de 15-20 milyar, belki daha fazladır. Yani bundan Türkiye'ye gidilir mi abi? Arabayı çalarlar lan. Komple kucaklar götürürler valla. 20 kişi gelir kucaklayıp götürür, hiç ağır mağır demezler. Anca başından silahlı güvenlik takacaksın. Sen nesin? C300 86.000 lan, ne 86.000 ne? 56.800 frank, 2020 model, 13.900 km'de, 490, hepsini sabit 490 mı yaptınız lan? Ne öyle? Mercedes C450 AMG 42.500, 2016 model, 75.000 km'de. Taksitini biliyorsunuz zaten, söylememe gerek yok. C Mercedes SLC 43 53.500 lira, 2016 model, 31.900 km'de. Smart. Smart'ı da Mercedes aldı sanırım, değil mi ya? Smart Fronto. Bu nedir ya? Bunu ne bilmiyorum, bana satayım neyse. Söylenmeyelim. Cela 250, Ermenine bir şeyler, 46.500 frank, 2020 model, 11.900 kilometrede, taksit öyle. Mercedes Benz A180, 31.800, 2020 model, 25.000 kilometrede. Taksiti söylemeyeceğim artık. Hepiniz biliyorsunuz. Mercedes CLG 200, 59.500 frank. Daha farklı modeller yok mu ya? Şu başta... Mercedes-Benz CLA 45S, 83.500 lira, 2020 model, 6.900 kilometrede. Lan tırım dedim. Geldi bir zengin bebesi. Çok yakar oğlum ya, çok yakar. Bu insan evini başına yıkar. B200. Şuradaki araçlara da bakıyorum. Şu en baştakine bakacağım ya. AMG miydi o? Yani bıçak bu, yok lan, bu AMG de yani farklı bir şey bu. Oy, indirim varmış. BMW Mercedes AMG GT 212.425 frank. Bu ne diyor?
Sandrank Gebot. Kısıtlı bir süre için 176.800 frank. Vallahi iyiymiş. İyiymiş iyi. Güzel araba. Oğlum dediğim gibi la, bu çok yakarlı. Bunun vergisi Türkiye'de uğraşılmaz bununla. Yani Türkiye'de senin benim gibi bir insanın ancak böyle önünde bir resim çekileceği bir araba yani. Öyle gençler. Fiyatlar böyle. Beğendiğiniz araçların Türkiye'deki fiyatlarını yazın. Yorumlarda karşılaştıralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenin. Yani beğenin, ne olacak yani. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tür videolardan ve buna benzer farklı videolardan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.